Kuzey İtalya'da Verona'daki San Zeno Bazilikası'nda büyük Rönesans ressamı Andrea Mantegna'nın yaptığı sunak resmine bakıyoruz. Bu resim 14. yüzyılın sanat geleneklerine uygun öğeler barındırıyor. Aynı zamanda bu eserin resimde mekan algısının daha karmaşık olduğu bir anlayıştan izler taşıdığını da görüyoruz. Bir tarafta 4 Korint sütunuyla ana perdeyi 3 parçaya bölen bu çerçeve var. Burada klasik dönemden bir esinlenme söz konusu. 1300'lerin geleneklerine uygun olarak hazırlanan büyük bir çerçeve içinde ortada ayrı bir panelde Meryem ve İsa'nın resminin olduğu sunak resimlerini anımsatıyor. Ama Mantegna'nın resmi biraz farklı. Sütunların arkasında kalan resim ısrarcı bir şekilde devamlılık gösteriyor. Ayrı ayrı panellerde altın rengi bir arka plan üzerinde yer alan figürler yerine mantenya, çerçevenin arkasındaki alanı birleştirerek doğrusal perspektiften yararlanmış ve figürlerin gerçek bir alandaymış gibi görünmelerini sağlamış. Bu, mantenyadan önce de uygulanan bir yöntem ama mantenya, resmi çerçeveleyen gerçek ahşap sütunları, hemen arkalarındaki resmin alanında bulunan daha klasik sütunlarla bir araya getirmiş. Öndeki sütunlar gerçek sütunlar ve bunları birleştiren askı çelenk ise bizim alanımızla resmin alanının tam sınırında duruyor. Şimdi biraz da arka plana odaklanalım. Meryem, çocuk İsa'yı kucağında tutuyor ve etraflarında melekler şarkı söyleyip müzik yapıyorlar. Resmin her iki tarafında gördüğümüz dört aziz bize cenneti gösteriyor. Bu, farklı tarihi dönemlerden farklı figürlerin bir araya getirildiği kutsal konuşma denen türe ait bir eser. Soldan başlayacak olursak, kırmızı renkteki kıyafeti ve üzerine attığı sarı peleriniyle bir figür görüyoruz. Elinde anahtarlar var. Bu Aziz Peter. Aziz Peter'in arkasında Aziz Polü görüyoruz. Onun da arkasında Aziz John var. Aziz John hem klasik bir görünümde hem de çok hassas ve kırılgan duruyor. Son olarak sol arkadaki dördüncü kişi Aziz Zeno kilisenin adını aldığı kişi ve Verona'ya Hristiyanlığı getirdiği düşünülen kişi. Aynı zamanda Verona'nın koruyucu azizi. Ön tarafta Bakire Meryem'in diğer yanında vaftizci Yahya'nın bu olağanüstü tasvirini görüyoruz. Bedeninin S şeklindeki kıvramına bakın. Bu bir Hristiyan figürü ancak Hristiyan geleneğini klasik geleneğe bağlayan bir figür. Kontrapost duruşun muhteşem bir örneği. Bildiğimiz kadarıyla Mantegna kendini antik Yunan ve Roma eserlerini çalışmaya adamıştı ve Vaftizci Yahya'yı bu şekilde resmederken belli ki klasik dönem heykellerinden esinlenmiş. Sadece vücudun duruşunda, S şeklindeki kıvrımında değil, aşağı doğru bakışında, kitabı okuyuşunda ve kitabı tutuşunda bile inanılmaz bir doğallık var. O kadar inandırıcı ve bize o kadar yakın duruyor ki onu gerçek bir figür olarak algılıyoruz. Sanki her an resimden dışarı fırlayacakmış gibi. Bu doğallık ve canlılık çok etkileyici. Yağlı boyanın doğrusal perspektifinden yararlanılarak kullanımı, Mantegna'nın ışığı özenle kullanışı, gerçekte kiliseye giren ışığı yansıtıyor ve tüm bunlar gerçekten yoğun bir illüzyon etkisi yaratıyor. Bunlar etkileşime girebileceğimiz gerçek figürler. Figürler o kadar erişilebilir duruyor ki, onlarla birlikte bu cennet tasvirinin içinde gibiyiz her an onların arasına katılabilirmişiz gibi hissediyoruz. Mantegna'nın Aziz Sebastian tablosunda olduğu gibi, klasik dönem geleneği ile Hristiyan geleneği bir arada kullanılmış. Bu gri tonlardaki heykellerle duvar süslerindeki ve raflardaki kabartmalar klasik dönemi yansıtırken, diğer tarafta ise cennetteki figürlerde kullanılan canlı renkler mevcut Hristiyan geleneğini yansıtıyor yaldızlı çerçeve içindeki bu sunak resmi, kilisenin bundan bir ya da iki yüzyıl öncesine ait fresklerle süslenen absisinde duruyor. Bu doğrudan ıslak sıva üzerine uygulanan gerçek fresk boyası olduğundan, sıvanın beyazına karıştığı için renkler canlılığını yitirmiş. Bu nedenle Mantegna'nın yağlı boya resmi daha da parlak ve canlı görünüyor. Bu eserde yağlı boyanın ne kadar gerçekçi bir doku ve form yarattığını görebiliyoruz. Daha önce fresklerde ve zamklı boya ile yaratılan eserlerde bunu yakalamak mümkün değildi. Muhtemelen 1460'larda bu resim Verona halkı tarafından da sıra dışı canlılıkta bir eser olarak algılanmıştır. Bu resmin ilginç bir tarihi var. Bu baktığımız esere hayran olan sadece biz değiliz. Napolyon da bu resmi çok beğenmiş ve Paris'e götürmüş. Napolyon gücünü kaybettikten sonra da eser geri getirilmiş. Ancak tamamıyla değil. Eğer aşağıya sunağın yerleştirildiği platforma bakarsanız bu türde daha fazla eser olduğunu görebilirsiniz. Ama bunlar geri getirilmemiş. Bu eserler şimdi Tur ve Paris'te sergileniyor.